Efendim, tarihi şehirlerin ortasında bir ulu mabet varsa o ulu mabete doğru giden yol üzerinde küçük küçük tarihi eserler psikolojik men ve göz zevki olarak sizi o ulu mabete hazırlarlar. Aslında biz de bugün Kilik tarafında, Kili bölgesindeki Emirler köyünden, daha sonra Mestanlı Sunlu köyünden derken geldik buraya Kırcalı Yeni Camii'ne. Kırcalı Yeni Camii'nin halk arasındaki adı Bursa Camii. Kimlerle buradayız? Önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Altepe Bey ve önceki dönem milletvekilimiz Sayın Önder Matlı Bey ve bir grup hayırseverle beraber buralarda yapılmış olan bu sadaka-i cariyeleri, yani bu minareleri, bu mabetleri yerinde görmek ve açmak için buralardayız. Burada cuma namazı kılıp daha sonrasını verelini başka Bulgaristan'ın ve Balkanların başka başka şehirlerine doğru yollanmak istiyoruz. Efendim, minareler üzerinden bir yol haritası çizince yol üzerinde bir köye geldik. Hangi köy burası? Çatak Köyü. Çatak Köyü'nde bir hoş mescide, sıcacık bir mescide geldik. Adı nedir? Ürküş. Ürküş ablayla burada karşılaştık. Burada bir namaz kıldık. Türkiye'de kimler var? Bir selam göndereceğin insanlar var mı? Kardeşlerim var. Hatça, Ayşe, Gelibolu'da, Çanakkale'de. Hatça, Aşa, hepsi oradalar. İyi. O zaman sen bir el salla bakalım. Efendim, yol üzerinde Şümen tarafına doğru giderseniz yol üzerinde hoş bir köy var. Neydi adı be? Çatak Köyü mü? Çatak Köyü. Çatak Köyü. Çatak Kaç Köyü. Kaç yaşındasın bu arada? 72. 72 yaşında burada bir Hatça abla var. Bu köyün bekçiliğini yapıyor diyelim. Hoş bir camisi var burada. Bir mola vermek için ideal bir yer diyelim. Biz yola revan olalım. Yollar uzun, şartlar çetin. Yeah. Allah'a ısmarladık Hatça abla. Sağ olun. Hatça mıydı senin adın? Ürküş. Ürküştü. Hatça ablaya selam söylüyorduk. Hatça abla kardeşimin adı. Yok, hadi Allah'a ısmarladık efendim. İyi, hadi hayırlı yolculuklar. Sağ olun efendim. Sağ olun efendim.
Şu an hangi şehirdeyiz biz? Varna iline bağlı Provadiha kasabasında. Yusuf Bey Camii. Yusuf Bey Camii. Siz imam mısınız burada? Evet, ben Türkiye'den Diyanet görevlisiyim. Diyanet İşleri Öyle Başkanlığı'na mi? bağlı. 2020 yılında geldiniz. Provadiha'ya geldim. İyi. O yıldan beri 2-3 yıla yaklaştı. Eyvallah. Amca sen kimsin bakalım? Ben Salim Hoca. Evet. Burayın gelmeyim Sarıkanlı köyünden. Evet. 16 yıldan beri imamlık vazifesini görüyorum camideye. Aynen. Medrese mezunuyum. Medrese mezunsunuz. Medrese. Harikasınız. Enteresan bir cami geldi bize. Burası farklı bir camideyiz galiba, değil mi? Evet. Yani tarihi bir camideyiz herhalde. Evet. Provadiye'de 7 cami varmış. He. Bu anda ayakta ibadet burası. İkisinin üstü yok. Minareler güzel. Evet. Biri yanmış, yakmışlar. Evet. Öbürleri yer yut. Yerleri belli. Evet. Tapular var bizde. Evet. Burası da zaten burası yıkılıyormuşmuş herhalde. Evet. Burası orası benim geldiğim zamanda bir devir yıkıktı. Oradan yine yıkıktı. Evet. Ama Ercep Altepe gelince buralara işte bize bu camiyi ayakta tutmaya kuvvet verdi. Ercep Altepe. Ercep Altepe. Yeah. Recep Başkan demek burada da payı oldu, katkısı oldu demek ki. Burası i̇şte ya, bu bölgede daha başka yerlerde cami yapabildi. Burada yakın bir köyümüz var, Tsonio. O camiyi güzel yapabildi orada. Ondan sonra burada... Ercep Başkan. Ercep. Çorbacı diyorlar bizde, belediye başkanlığında. Evet, ondan sonra yakın bir köyümüz var gene, Provadiye Belediyesi'ne bağlı, Damnalı Slavikov'u. O cami de yıkıldıydı, ona da çok büyük emek verdi. Bu yol üzerinde Recep Başkan'la beraber yolculuk yaparken de namaz için bir buraya uğrayalım bakalım dediği için geldik. Ama burada hakikaten Recep Altepe'nin ve Bursa'daki iş adamlarının, tabii Recep Altepe kendi cebinden yahut da belediye imkanından yaptırmıyor bunu. İş adamlarını bu konuda şey yapıyor, evet. Motive ediyor, onları deyip toparlıyor. Buralardaki camilere restore ediyorlar. Recep Başkan vesilesiyle haklısı olan insanlara buradan teşekkür etmiş olalım. Evet. Allah evet. Size de kolaylık versin. Yaş kaç bu arada? 85. Boş ver. Kaç dedi hocam? 85 yaşında. Keşke söylemeseydin. Şimdi bir sürü insan seni seyredecek. Bu da nazar değer. Nazar değer. İnsanlara inanmayalım. Zaten inanmıyorum. Hadi Allah'a ısmarladık. Biz yolcu yoluna gerek. Biz ta Ginan'a gidiyoruz. Evet. Yolunuz açık olsun. Eyvallah efendim. Egel sizler gibi buralarını ziyaret ederseniz bizleri ayakta sizler tutuyorsunuz. Eyvallah efendim. Sağ olun. Evet, çok sevindik. Siz burada olduğunuz için çok sevindik. Kıymetli. Öteki camiye götürdüm önce onun dış kıyafetini, taşların işlenmesini görseniz. Hadi ne güzel işlendi ama bugün hava nafile. Evet, bugün hava nafile. O kadar buradan çekildik, Ercip Altepe bana dedim. Sen ileriden gideceksin 10 metro. Arkaya dizildiler aşağı yukarı 40 kişi. Bütün Bulgarlar oralarda ayak kalktılar. Provadiha'nın hocası 10 metre ileriden gidiyor. Buraya ne 100 kilometre, 100 metre var ya 100 metre. 150-100 metre mesafe var. Oraya ne vardık, orasına da baktı, ziyaret etti. Evet. Hocam kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Siz eyvallah. Memleket neresi diye bize meşhurdur sorulur. Nereye memleket? Dondurma Diyarı Kahramanmaraş. Dondurma Diyarı Kahramanmaraş. Evet. Allah'a ısmarladık. Kolay gelsin efendim. Allah razı olsun. Sağ olun hocam. Kolay gelsin. Allah sizlere iyi ayrı yolculuklar, ayrı işler. Sağ olun efendim. Hepiniz ayrı işler. Amin inşallah. Sağ olun. Cümle. Sağ olun. Cümle. Cümle. Efendim bugün Bulgaristan Delorman bölgesinin Kubrat kasabasındayız. Güzel bir kasabadayız. Burası yarı yarı Türklerden oluşan 16 tane Türk köyü olan bir kasaba.
Alkin Nebi diye bir de belediye başkanımız var. Onun ev sahipliğinde biz burada misafir olarak bulunuyoruz. Niçin burada bulunuyoruz derseniz, Bursa'dan geliyoruz biz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız, bir önceki dönem belediye başkanımız Sayın Recep Altepe Bey'in önderliğinde bir grup yardımsever ve gönülden oluşan ekiple beraber buraya geldik ve burada bir mescit ve minare açılışımız var. Ondan sonra da Şumlu, Varna taraflarına doğru giden bir güzel güzergahımız var. Bugün Kubrat'tayız. Vira rastgele. İsminiz ne efendim? Zeynep. Ay. Allah. Aman. Alman. Çok sert, çok sert bir Zeynep çıktı da önce korktum. Burada yaşıyorsunuz herhalde. Evet. Türkiye'de kimler var diyeyim. Kimler olacak? Bir kızım var sadece orada. Çocuğum başka yerde. O Almanya'da. Almanya'da yaşıyor çocuğun. Gelinim, torunlarım. Çocuklarla Almanya'da bir torunum, ikizleri var çocuğumun. Biri de Angilya'da üç uşağı var. Angilya. Angilya. Angilya, Britanya, İngiltere, London. Sen ne güzel çocuk beyim. Sen be. Ben kızı veririm sana be. Ama sen başka, benim. Başka ama bir... sen benim kızı gör. Sor şuna. Sor da bu çocuğa. Başka bir pazarlığa girdin. Sen bu işi mobilize hale getirmişsin. Yürümüyorsun herhalde. Ben düştüm. Evet. Düştüm. Topkada boydur üstünden akaca simente. 4 ay oldu. Ne basabileyim, ne belim tutayım, ne... Bunu alalı 4 sene oldu. O zaman da iki bacağım sızlardı. Evet. Bunu haydadım. Bunu haydayınca rahatladın yani. Rahatlanayım. Zeynep annem, biz bugün buraya Bursa'dan geliyoruz. Tamam. Bursa'dan. Burada bir mescit var. O mescit din açılışı için geldik biz buraya. Peki sile. Belediye başkanlarımızla, milletvekillerimize gelsin, ziyaret ediyoruz. Peki sile. Zeynep annem, sana kolay gelsin. Allah razı yürüt olsun. Yürüt bakalım şunu bir görelim. Ne kadar, kaç hız yapıyor bu? Çok hız yapayım. Aman ya, radara yakalanmayasın. Çek ayakla. Tamam, hadi bakalım. Hadi. İsminiz nedir efendim? Ramiz. Ramiz amca, sen buralı mısın? Kendim yerli buralı. Kubrat doğma büyümelisin. Kubrat. Çok güzel bir kasabalığınız var. Güzel oldu. Yaş kaç? Yaş 77, 2-7. 77 diyoruz. Bundan geceleri çıktığımız zaman kaça düşer bu? Efendim söyleyeyim, 30 küsürlere. Yani 40'a yakın ama 40 sayalım biz bunu. Ne? Çünkü... Her gün tıraşın oluyorsun galiba. İki günde bir tıraş oluyorsun, sinek kaydı yapıyorsun yani. Bakımlı adam Ramiz Aga. Ramiz Aga, biz Bursa'dan geliyoruz. Bursa'da kimselerin var mı? Bursa'da akrabaların var. Ama rahmete kaldı Fikret Puçici. Evet. Şimdi orada ismi Fikret Vatansever. Hanımı Ayşe. Evet. Onlara o zaman sen selam söyle. İki çocuk oğlu var. Onlara çok şöyle candan, onları da çok seviyorum. Cengiz'le Cüneyt isimleri. Büyük Cüneyt, küçük Cengiz. Ama sen şimdi çok özel selam gönder. Ben buna ücret alırım şimdi. Ücretsiz yapmam bu işi yani. Cengiz'e, Cüneyt'te çok selam var. Kimin? Kubrat'tan. Ramiz dayılarından. Marangoz Ramiz diyelim mi? Mobilyacı Marangoz. Mobilyacı Ramiz Aga'nın şeyi var. Efendim, biz bugün buraya
bir mescit açılışına geldik. Biraz sonra gidip orada o mescidi açmış olacağız. Bir minare daha görünecek Kubrat'a, Kubrat'ta. Al bakalım. Hadi kolay gelsin. Çok iyi. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Hadi. Arkadaşlar, tekrar bir selam diyorum size, hoş gelmişsiniz. Ayrıca başkanlar da teşekkür ederiz. Bizim belediyeyi de gördüler. Bu muhteşem açılış, bu muhteşem destekle kaç kere de teşekkür etsek azdır. Küçük iliz, son sayımlara göre 15 bin nüfus bekleniyoruz. 20 binden 16 köy, 13'ü hak ve özgürlükten muhtarlar. 3 köy zaten Bulgar. Orada hiç Türk nüfusumuz yok. Yani %70-80'e Türk yapmış. Evet, %70'i 80'i bütün belediyede Müslümandır. Ve gördüğünüz gibi sakin bir ortamdayız. Çalışmamız tamamen tarım. Tarım dediğimiz, onlar da bir eskiden kalma ayçiçeği, buğday, mısır. Şimdi yeni yeni başladılar, yeni arkadaşlar öyle bahçe yapıyorlar. Yaban mersini falan, avududu olmuyor mu onlar? Yaban mersini avududu. Onları hiç kimse denemedi daha. Denemedi çünkü kimse de daha bir analize yapmadı bu toprağı. Ama bunlar onlar olur. Onlar da yani olur. Ahudu olur mu olmaz mı diye alış diyor mu ya 80'den 90'dan alışmış bir tarımı. O tarımla devam ediyoruz. Aynı usul ve gönül ister ki her şeyimiz olsun. Başkanım, buralarda yoğun bir ilgi var size karşı. Bir gönül coğrafyasında ciddi bir emek verildiği anlaşılıyor. Burada bir itibarınız olduğu anlaşılıyor. Şu anda Kubrat Belediyesi'nin ziyaretinden çıkıyoruz artık. Burada bir minare açtık. Duygu düşüncenizi almak isteriz. Evet, öncelikle Türk milleti büyük bir millet. Bizim ecdadımız çok büyük bir ecdat. Ve özellikle tabii ki burada bir cihan devletinin biz de mirasçılarız. Burada ecdadımız yaklaşık 7 asır önce bu topraklarda at oynatmaya başlamış. Ve bu toprakların bize ihtiyacı doğmuş. Çünkü burada bizler gelmeden önce, bizim ecdadımız buraya gelmeden önce her türlü sıkıntılar yaşanmış, her türlü zorluklar yaşanmış. İnsanlar huzur içinde yaşayamaz hale gelmişler. Ve bundan dolayı da ecdadımız buralara en kısa zamanda Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla ve Bursa'nın fethiyle birlikte direkt Balkanlara giriş sağlamış. Ve burada yaklaşık 7 asıra yakın köklerimiz var.
Şimdi buraya gelişin sebebi boşuna değil. Tabii ki bizim ecdadımızın bir idealleri vardı. Bir inancı vardı, imanı vardı, üzerlerinde görevleri vardı. Onları da en güzel şekilde getirdiler. Yüzyıllar boyu burada da uyguladılar. Buradaki insanları yaşattılar ve buradaki insanlara huzur verdiler, adaletle yönettiler. Onlara güzellikleri tebliğ ettiler. Ve bu konuda da oldukça da başarılı oldular ki işte 7 asırdır buradayız. İşte onun için bize de tabii büyük görev düşüyor. Başta tabii ki Bursa, bir payitaht, bir tarih başkenti ve Osman Gazi'nin şehri. Orhan Gazi'nin fethettiği şehir ve arkasından da hemen Balkanların fethilerinin başladığı başkent. Tabii ki onların bu yaptıkları çalışmaları devam ettirmek, burada onların izlerini sürmek, onların bıraktıkları eserleri ayağa kaldırmak, onların bize emanet olan evladı Fatihanları burada sahip çıkılması, onların burada yaşaması, faaliyetlerine devam etmesi, biz bunları kendimize büyük bir misyon olarak gördük ve bunu ortaya koyduk. Ve 14 belediye başkanı dönemince de Türkiye ile Bulgaristan arasında ve tüm Balkanlar arasında bir köprü olduk. Buradaki tüm faaliyetler, kültürel derneklerin tamamıyla, tüm şehirlerle, tüm bölgelerle ilgili faaliyetler yapıldı. Ne eksikler giderse, bizden ne isteniyorsa hepsi karşılanmaya çalışıldı. Gerçekten çok da güzel bir gelişim de vardı. Çünkü yaklaşık 100 yıllık bir açlık vardı bu bölgede. Nereye gitsek? Yani bugün Bulgaristan'ın dağındaki Pomak kardeşimiz, Bulgarca konuşan kardeşimiz de bizi bekliyordu. Bugün Makedonya'da, Kosova'daki Arnavut kardeşimiz de Türkçe bilmeyen bizi bekliyordu. Bosna'daki Boşnak kardeşimiz de Türkçe bilmiyordu ama bizi bekliyordu. Çünkü bizi gerçek büyükleri ve ecdadı olarak görüyorlardı. Bu da gerçekten büyük bir onur ve büyük bir aynı zamanda sorumluluk. Biz de bunu yerine getiriyoruz. Elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz. Türkiye'nin gücü çok fazla. Bursa'nın gücü, İstanbul'un gücü çok fazla. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bursa tüm Balkanları eder, İstanbul tüm İslam alemini eder. Yeter ki biz harekete geçelim, biz üzerimize düşeni yapalım. Bakın ecdadımızın imkanları hiç yokken neler yaptı? Bizim elimizde o kadar büyük imkanlar var ki. Şu bölgeyi canlandırmak, şu insanlarla bir şeyler yapabilmek, buradaki kültürel faaliyetlerin gerçekleşmesi, burada bu bayrağın dalgalanması bizim için hiç de zor değil. Yeter ki inanalım. Bizler de bu konuda yapılan çalışmalarla Türkiye'ye örnek olduk. Yapılan çalışmalar Türkiye'nin diğer şehirlerine örnek oldu. Güzel bir sinerji oluşmuştu. Bizim burada başlattığımız faaliyetler, işte baştan aşureden başlayan iftarından, sünnetinden, diğer alma törenlerine kadar daha sonra onlar mutat hale geldi. Geleneksel hale geldi. Artık kendileri yapıyor. Ama ilk etapta yapamıyorlardı. Yani burada biz yaklaşık 20 yıla yaklaşıyor. Komünizmin izlerini silmeye, ecdadımızın izlerini tekrar ayağa kaldırmaya çalıştık. İnşallah çalışmaya devam edeceğiz. Efendim teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah gayretinizi artırsın. Biz teşekkür ederiz. Eyvallah. Efendim Kubrat Belediye Başkanımız Alkin Nebi Bey ile beraberiz. Öncelikle başkanım yapmış olduğunuz sıcak ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bursa ekibinden Recep Altev Başkanımız, efendim Önder Matlı vekilimizle beraber bizler de siz ziyarete geldik. Duygu ve düşüncelerinizi almak isteriz. Merhaba. Duygu nasıl desem, inanılmaz bir heyecan. Bu ilk defa oluyor bizim Kubrat Belediyesi'nde, hatta bölgede bile. Bu minare açılış çok muhteşem oldu. Ellerinize sağlık, ayaklarınıza sağlık. Geldiğinizde bize bu şeref verdiğinize. Çünkü bu Türkiye ve Bulgaristan bağısı kopmamış diye ve Türkiye bu Müslüman kardeşlerini düşünüyor diye düşünüyorum ben. Ve devamı da gelir diye bu gelmeye folklor grupları, tarih eserleri, minare açılışları inşallah devam edelim. Siz böyle sıcak karşılarsanız biz daha çok geliriz bu tarafa. Biz her zaman karşılayacağız. Çünkü biz deli ormanlıyız. Adımız deli ama yüreklerimiz çok sıcak kanlı. Ve her zaman geldiğiniz
geldiğinizde öyle karşılayacağız. Efendim teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bursa'ya çok selamlar. Herkese tekrar teşekkür ederim. Ve teşekkürden başka da bir kelime bulamam. Muhteşem. Eyvallah efendim. Teşekkür ederiz efendim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Anası var engin, babası var zengin. Name benim gönlüm, yandım name gelin. Gelin gelin gelin, öldüm name gelin. Bir tomruca gül iken soldum name gelin. Gelin gelin gelin, öldüm name gelin. Bir tomruca gül iken soldum name gelin. Efendim, minareden izine devam eden yolculuğumuz Emirler'de başlayıp Mestanlı, daha sonra da Deli Orman bölgesindeki Kubrat kazasıyla devam etti. Ve şu anda işin finaline doğru Tombul Camii'ndeyiz. Yani şu anda Şumlu'dayız ve Tombul Camii ile bugünü kapatmış oluyoruz. Efendim, Şumlu'ya gelmişken Mektebi Nüvap'tan bahsetmeden geçmek olmazdı. Mektebi Nüvap, Türkiye'de birçok alimin yetiştiği,
okullardan biri. Burada yıllarca medrese eğitimi veren bir mektep de burası. Türkiye'de bilebileceğiniz ilahiyat camiasında, İmam Hatip camiasında ve ilmiye sınıfında diyeyim, birçok isimler bu mektepten yetiştiler. Yani aslında Anadolu'daki İslam medeniyetinin altında Rumeli'nin çok ciddi bir emeği vardır. Onlardan okulların bir tanesi Mektebi Nüvap. Şu anda İmam Hatip seviyesinde ders veren bir okul burası. Yetkililerden öğrendiğimiz bilgiye göre 100 öğrenci varmış şu anda. Kızlı erkekli bu öğrenciler. Ve kahir ekseriyeti yatılı kalan öğrenciler. Yani şu anda artık Rumeli yahut da Balkanlar, hadi biraz daha özel inersek, Bulgaristan kendi kendine yetecek din adamını, imamı, müezzin kayımı ve efendime söyleyeyim müftüsünü kendisi yetiştirmeye başlamış demektir.